Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir yükseltme videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Baya bir şey birikti. Dedim ki sizlerle birlikte bunları harcayalım. Muhteşem yükseltmeler yapalım. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çok güzel videolarımız devam ediyor arkadaşlar. Güvenç hesabındayız. Efsane liginde tutunmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bir yandan klanımızdakilere bağış atıp bir yandan kupa kasmaya çalışıyorum ama e, biliyorsunuz ki köy binası 13 ile köy binası 14'lere saldırmak çok da kolay değil. Yani 3 yıldız e, çıkartamıyoruz ama 2-2 gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi büyülü öğelerimize bir bakalım neler varmış. Evet ilk baştaki iksirleri birazcık geçiyorum ama araştırma iksiri önemli bir detay. E, i̇nşaat kitabımız var, büyü kitabımız var, kahraman kitabımız var, her şeyin kitabı var, altın rünü ee, küçük köy için altın rünü, küçük köy için iksir rünü, savaş çekici ve büyü çekici var. Küçük köy dedim. Oranın adını unuttum arkadaşlar. O yüzden küçük köy dedim. Kimileri de e, gece köy diyor. Aynen. Ama inşaat yüzsü şimdi aklıma geldi. Bu arada madalyalarımıza baktım. Madalyalarımızda maalesef ki hiçbir şey bulunmuyormuş. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi baktığımızda araştırmamız boşta. Orada yükseltmelerimiz olacak ve bir adet de inşaatçımız var. Köyümüz genel olarak savunma açısından güzel gidiyor. İki tane kaya saçarımızı kurduk ve ikinci seviyeye atıyorum arkadaşlar. Belediye binamızın yıldızı 4. yıldız'a kadar gelmiş. 5. yıldız yapmamız lazım. Ama ondan öncesinde şöyle önemli bir detaylarımız var. Bir tane ordu kampımız yükseliyor. Diğer ordu kampı yükselmiş. Bir ve 2. 2 tane daha yükseltmem gereken ordu kampı var. Asker sayımızın artması adına sizlere de tavsiye veriyorum. Direkt köy geçince, belediye binası geçince ordu kamplarını yükseltmeyi unutmayınız. Ben birazcık geç kaldım açıkçası. Onun dışında savunma anlamında fena değiliz. Kartal topumuz, bazı cehennem kulemiz bir tanesi yükselmiş. Diğerleri bulunuyor daha. Klan kalemizde de ganimet var. Güzel bir video çıkar diye düşündüm. Ganimetleri full fullledim arkadaşlar. Şimdi isterseniz ilk olarak bir e, araştırmadan başlayalım. Araştırmaya geldiğimizde neler neler yükseltilmiş. Gördüğünüz gibi elektro, ejder, balon e, önemli olanları sayıyorum. E, ejder binicisi fulledim. Bunlarla saldırılar çıkartıyorum. E, sağ tarafta da binici atıcı ve buz golem max seviyede. Bunlar da önemli detaylar. Yarasa büyüsü de max. Şimdi köy binası 13'te sizlere en büyük tavsiye verebileceğim saldırı ordularından bir tanesi Ejder Yarasa. Onun dışında binici madenci. Yani bu iki ordu gerçekten güçlü. Onun yanına yet atıcıyı da koyabiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. Burada binici maxlanmış ve atıcı maxlanmış. Bizim bunların yanına atabileceğimiz ne var? Ya madenci, şifacıyı maksıracam, ya da direkt yetiyi maksıracam arkadaşlar. Bir tercihte bulunmam lazım. Yetiye baktığımızda 16 günlük bir yükseltmesi var. Madenciye baktığımızda 15 gün 12 saatlik bir yükseltmesi var. Açıkçası ben köy Binası 13 için en sevdiğim saldırı taktiklerinden bir tanesi binici madenci. O yüzden binici madenciye abanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Diyeceksiniz ki işte kara iksirle olan birlikleri çekişte bitirmen daha mantıklı. Olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Bir yandan kahraman yükseltiyoruz ama iksir de önemli. Çünkü hem koruyucu yükseltiyorum hem de bir yandan duvarlarım zayıf. Duvarların da iksirle basıldığını unutmamak lazım. O anlamda geldiğimizde ben tercihimi şifacıya bakıyorum 15 gün, madenciye bakıyorum 15 gün 12 saat. Madenciyi fullleyip daha sonrasında da e ee, meleği basasım var. Yani bir ara çok kararsız kaldım. yetiğimi maksasam diye. Yetiği maksadığımızda da şifacının makslanması lazım. Ama ben tercihimi binici madenciden yana kullanıyorum ve madencinin gücü adına deyip madenciyi ilk olarak çekiştirdim. Şimdi ikinci etapta geldiğimizde burada şifacı basmak daha mantıklı. Ama öncesinde bir büyük çekicimizi ve büyük kitabımızda kullanmak isterim. Şöyle baktığımızda yanlış hatırlamayalım. Aynen. Büyü çekicimiz var. Hatta abi her şeyin kitabı var ya. Savunma basmaktansa her şeyin kitabını da burada mı bassam? Güzel olabilir. Biliyor musunuz? Yani şu an çok arada kaldım. Bir ee iksirimiz yetecek mi? Onu da düşünmek lazım. Çünkü iksir ürünümüz yok arkadaşlar. Bir büyü çekicimizi kullanalım isterseniz. Gelelim şöyle. Şimdi büyü çekici zıplatmamız 15 gün. Çok önemli değil. Klon büyüsü 11 gün 12 saat. Onu ele ee, zehir büyüsü var. Zehir büyüsü de binici madencinin olmazsa olmazlarından. Açıkçası e, ya kara iksiri feda edeceğim ya iksiri feda edeceğim. Bu anlamda baktığımızda sanki şunu çekiciyle bitirmek daha mantıklı. 15 gün 12 saat. Bu ikisi de aynıymış ya. Ama zehir büyüsü daha çok kullandığım bir büyü. O yüzden ben bunu çekiciyle bitiriyorum arkadaşlar. Tekrardan geliyorum. Şimdi şifacıyı basmamız lazım ama iki tane iksirle de şey basamayız. Büyük kitabını kullanacağımız şeyin mantıklı olması lazım. Yani görünmezlik büyüsünü basıp kitapla bitirip sonrasında kara iksirle basmak daha mantıklı olacak. O yüzden şifacıyı birazcık bekleteceğiz gibi duruyor. Her şeyin kitabında artık savunmada falan kullanırız ya da ilerleyen zamanlarda ganimet kastıktan sonra basarız. Şimdi burada da bunu hemen Basıyorum daha sonrasında da büyük kitabıyla Tamamlıyorum hayırlı uğurlu olsun Ulan köy binası 13'e geçeli yeni oldu Ama önemli şeylerin Hepsini bitirdik maşallah Yani burada bir yeti bir de şifacıyı Bitirdik mi neredeyse iksirli Olanlar tamam olacak kara iksirde de Açıkçası hani her şeyin Full bir kelle avcısına destek atabilirim Binici madenci de kullanmak adına Bu şekilde yol izleyebiliriz Arkadaşlar iksirimiz bitti şuradan bir Destek atalım ama çok da fazla bir şey gelmeyecek. Ee, buradan tekrardan bir yükseltme yapacağım. Artık laboratuvarımız çok ileride olduğu için buraya kitap harcamayacağım bir müddet. Ee, kare eksilimizde neyi yükseltebiliriz ona bakıyorum. Açıkçası dediğim gibi kelle avcısını kullanmak mantıklı geldi. Tazı da basabiliriz ama tazı balon yaparsak dal kabuğumuz yüksek değil. Ee, o yüzden ben kelle avcısından yana tercihte bulunacağım. Şöyle yükselttim. Her şeyin kitabında harcamayacağım arkadaşlar. Tekrardan şuradan geldim. Ganimeti topladım. Bu sefer kare eksi eklendi. Şimdi gelelim savunmalarımıza. Bir tane inşaat kitabımız vardı hatırlarsanız. Aynen öyle. Bir tane kahraman kitabımız var ama kahraman kitabı için kare eksirimiz yetmeyecektir. Şu an kelle avcısı yükseltmedi. devam ediyor. savunma açısından ne basabiliriz? Giga felaket. Belediye binasının 5. seviyesi Gayet mantıklı bir hamle olacaktır. 16 günlük bir yükseltme var. Ordu kampı bassaydık ona ne kadar istiyordu? 16 gün güzel. Bir de cehenneme bakalım. 17 gün. Buraya ee, şimdi bir kafam karışmadı değil. 17 gün. Bir gün avantaj olacak. O zaman şöyle yapacağım arkadaşlar. 18 milyon altını harcayarak bastım inşaat kitabını kullandım arkadaşlar. Daha sonrasında geliyorum. Buradan altın rününü kullan diyorum. Altın rününü de kullandıktan sonra bu sefer gelip cehennem kulesini basıyorum. Ve daha sonrasında da her şeyin kitabıyla tamamlıyorum. Ee, i̇kisine de kitap basmış olduk. Gerçekten güzel yükseltmelerimiz oldu. Şu klan kalesindeki ganimetimizi bir alalım. Klan kalesindeki ganimet aldıktan sonra gücümüz dev bombaya yetiyormuş. Güzel dev bomba bassak kaç gün? 7 gün. Abi bunu da yükseltirsek... Ee, öbür inşaatçı da 7 gün 18 saat sonra boşa çıkacak. Valla bekle babam bekle zaman geçmez. Ganimet de o sürede baya bir dolar yani. Daha az günü olan bir şey yok mu ya? Normal bomba bassak 6 gün. Çok fazla ya. Hava bombası bassak 6 gün. Ama inşaatçının da bir yandan boş kalmaması gerekiyor. Böyle bir detay var. Ben o yüzden normal bomba yerine hava bombası yükseltmeyi tercih ediyorum. Kanimeti artık kasarız. E, baktık çok dolacak bir şey olacak. Ya e, yeşil taşla tamamlayacağız bir şeyler ayarlayacağız. Şimdi bizim buradaki önemli bir sonraki hamlemiz ne olacak? 6. inşaatçı olacak. Henüz 6. inşaatçımız yok. O yüzden geliyorum bu tarafa. Şimdi burada belediyemizi maksa vermiştim zaten. E, burası yükselmişti. Şimdi burada bizim otto kulübesini yükseltmemiz ve oradaki görevleri tamamlamamız lazım. Otto kulübesini bulabilirsem görevlere bakacağım. Heh, şuraya saklamışız. Şunu şuraya çektim. Yükselt dedim. 6. inşaatçı için bizim ne yapmamız lazım arkadaşlar? Yükseltme gerekleri. Top arabasını 18. seviyeye yükseltmemiz lazım. Onun dışında Mega Tesla'nın 9. seviyeye gelmesi lazım. Ve savaş makinasının da 30. seviye olması lazım. Bizim bunlar ne durumda? Araştırmaya girelim. Bakalım. Şimdi bunun e, yükseltmesini yapabilmek için Yıldız Laboratuvarı'nın yükseltilmesi lazımmış. Yani bu laboratuvarın basılması lazım. Bir tane şeyi kalmış 4 milyon iksir istiyor. Güzel bir detay. Onun dışında hemen bir Mega testamıza bakalım. Ulan Mega testayı kurmadık sandım. 6. seviye güzel. Bunda çok bir şey kalmamış. Yavaş yavaş bunu da basarız. Ne kadar? 3 milyon 800 bin istiyormuş. Tamam. Şimdi elimizde hem altın rünü var... Hem de iksir ürünü var. O yüzden ona göre hareket etmeye çalışıyorum. Ee, başka eksiğimiz neydi? Şu kaldı. Savaş makinesi. Bu da 22. seviye. Daha bunun da yükseltilmesi lazım. O zaman arkadaşlar biz şöyle bir hamlede bulunalım. Ee, duvarlarımızı iksirle basabiliyoruz değil mi? Belli bir seviyeden sonra basılıyordu da o seviyeye kadar da biz hiçbir duvarı çıkartamamışız ya. İşe bakar mısın? Yani şu an en mantıklı gözüken yükseltme galiba şunu yapabilmek, bunun basılması. Bunun içinde bir saldırı kazanmamız lazım. Hemen sizlerle birlikte saldırı kazanmaya çalışacağız. Ya ben bu taraftan var ya nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Şöyle bir ordu basıyorum genellikle. Savaş arabası, savaş arabası, bir tane daha dev, şu da duvar kırıcı. Arkadaşlar buradaki saldırıları ben sadece eee klan oyunları yaparken kullanıyorum. Onun dışında hiç kullanmıyorum ve orduyu genellikle bu şekilde salıyorum sonuç ne olursa olsun. Yani genellikle televizyonun karşısına orduyu salıyorum. Savaş makinası elimde. Televizyon şöyle izlerken savaş makinesine basıyorum sadece. Bilmiyorum inşallah şanslı oluruz da ilk saldırıda direkt çıkartırız altınımızı hemen harcarız. Yani bir tane saldırı deneyeceğim baktık kazanamadık. Ondan sonrasında gidip duvar basacağım altın ürünü kullanacağım. Zaten yükseltme videosu değil mi? Kullanalım gitsin. Yani burada da aslında güzel bir noktaya kadar getirmişim. Savaşı sonlandırıyorum bu arada. Çok kötü bir saldırı oldu. Yani yapacak bir şey yok burada. Çok bir şeyim yok arkadaşlar. <laughs> İddiam yok öyle söyleyeyim. Biz uzatmayalım daha fazla. Şuradan gelelim abi duvar basalım. Şuradan bir daha duvar bastım. 1 milyon 200, 1 milyon 200 bastık. Bir tane daha 1 milyon basarsak galiba yetecek. Aynen öyle. Altını sıfırladık. Geldim şuradan altın rününü kullandım. Savaşta bu arada kaybettik değil mi? Aynen öyle tamamdır. Hiçbir problem yok. Mega testamıza geliyorum. 3 milyon 800 bin karşılığı bunun da yükseltmesini yapayım. Boş boş durmasın. Olmadı günlük saldırılarımı da yapayım. Bir sonraki hamlem artık yıldız laboratuvarını yükseltmek. Ya da savaş makinesini yükseltmek olacak. Şimdi burada ordumuz hazır mı diye baktım. Maalesef kahramanlarımız hazır değilmiş. Ee, bir tane de süper atıcı kullanıyorum. Hala kullanıyorum. Ee, onun dışında aslında bizim oradan gelecek bir tane savaş kitabım vardı. Hala alamadım arkadaşlar. Savaş kitabını alsaydım aslında güzel bir şeyler yapabilir miydik? Yapamazdık. Yine şu şifacıyı bitiremezdik. Çünkü e, iksirimiz yetmeyecekti. Bir tane iksir ürünümüz olsaydı ve savaş kitabımız olsaydı çok daha farklı konular olurdu. Bu arada şunları da kullanalım. Kelle avcısı hızlıca bitsin arkadaşlar. İsteğim o yönde. Şunu da kullandım. Tamamdır. Güzel. Valla burada güzel gidiyorum. Bu köydeki tek eksiğimiz duvar. Yani oturup güzelce duvar kassam muhteşem şeyler olacak ama efsanelikte duvar basması gerçekten sıkıntılı. Bir yandan da klanımız ...dereceye oynadığı için kupa kasmak zorundayım. O yüzden bu hesabı da kupa kasma ve klanımıza bağış konusunda destek amacıyla tutuyorum. Şimdi ilerideki hedefim dediğim gibi şifacıyı yükseltip kitapla bitirmek. Ondan sonra laboratuvarımız baya bir güçlü olacak. Onun dışında baktığımızda savunmada da şuradaki cehennemi de bitirip... ...ordu kamplarını da tamamlarsam gayet güzel bir köye sahip olacağım arkadaşlar. Dilerseniz askerlerimiz hazır zaten... Kahramanlar da tamamlansın. Bir tane de saldırı atalım. Şansımıza Türk bir kişi geldi arkadaşlar. En azından üçleyemeyeceğiz. Ee, onun faydasını olsun. Ee, yabancılara gitmesin fazla fazla kupalar. Şimdi belki tekte de kalabiliriz. Sıkıntılı bir köy. Ee, farklı bir düzen bu arada. Gücümüz yetecek bir bakalım. Şöyle barbar kralla kraliçeyi gönderdim. Arkasına süper atıcı bıraktım. Şuradan bir adet elektro gönderdim. Ondan sonra... Öfke atmayacağım. Beklemedeyim şu an için. O taraf temizlendi. Şuradan kalan elektrolarımızı gönderip balonlarımızı bırakalım. Şöyle koruyucumuzu tekrar kontrol edelim. Bir tane öfke attım. Bol bol dondurmamız var. Bir tık dondurmalarımızı kullanarak ilerleyelim. Arkadan e, zeplini de bıraktım. O taraf halloluyor galiba. Şurada bir dondurma daha kullandım. Koruyucu özelliğini bastım. Şimdilik güzel gidiyoruz. Öfkeyi attım. Belediye binasının orada e, dondurmayı da bastım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Zaten e, yüzdemiz güzeldi. Oradan da belediyeyi aldık. Yeter. İki tane dondurmamız var. Bir tanesini şurada kullanalım. Birazcık daha yüzdemizi yükseltmeye çalışacağım. Yüzde yetmişlere gelirsek en azından Efsane Lig'deki tüm ganimeti almış olacağız ki. Yüzde yetmiş'e geliriz diye düşünüyorum. Kraliyetimizin olması da güzel. Son zamanlarda sürekli yükseltmede olduğu için faydalanamamıştım. Elektrolar balonlara vuruyor. Onu indirdiler. Şurada bir karma dondurma atsak güzel olur. Şuraya patlattım. bayağı bir savunmayı dondurduk. Yukarıdan bir elektro daha geliyor. Alt tarafta da 2-3 tane var. Bir de koruyucumuz var. Çok güzel %70'e ulaştık. Yani çok güçlü bir köydü. Mustafa Koy 07 isimli hesapta. %70'in üzerinde bir yüzde aldık köy binası 13 hesabımızda gayet güzel ganimeti de sıfırladık üstüne bir de efsane ligindeki bonus ganimetimizi alacağız bizden iyisi yok arkadaşlar bu şekil bu şekil ilerlemeye devam edeceğiz elektrolarımız hala hayatta bu arada X xy'larının kara olması birazcık hava sağlığına yönlendirmiş bizim de şansımıza elimizde hava ordusu vardı %76'lara falan çıktık ya Bayağı iyi yüzde aldık arkadaşlar. Yani normalde bu kadar yüzde toplayamıyordum açık söyleyeyim. E, ama belki kraliyetin son zamanlarda sürekli yükseltmede olmasının da etkisi olabilir. Ben şuradan tekrar isteğimi atayım. Bir yandan ordumu basayım. Ve yavaştan sizlere de veda edeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.